Tamamdır. Şu anda yayındayız herhalde. Arkadaşlar merhaba. Bugün dijital liderlik eğitiminin üçüncü haftasındayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Zeynep Gizem Ürkmez Karaman. Kendisi Yves Rocher'in Chief Marketing Officer'ı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu anda da kendisini yayına alabiliriz. Evet. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi biz tabii böyle resmi bir şekilde konuşuyoruz ama siz Galatasaray Üniversitesi mezunusunuz Aynen. ve Galatasaray Üniversitesi'nden çok sevdiğiniz, bizlerin de çok sevdiği sevgili Gülçin hocamız da burada. Böyle bir minik sürpriz yapalım yapmak istedik size. Ya Gülçin hocam hoş şahane. geldiniz siz de yayına. Çok teşekkürler sevgili Levent. Gizemcim seni görmek çok büyük bir mutluluk. Evet. Yıllar içerisinde seni farklı şekillerde tabii ki izledik, takip ettik. Ama şu anda hem yaptıklarınla, başarılarınla, kariyerinle bizim her zaman mezunumuz olarak, eski öğrencimiz olarak gurur duyduğumuz bir kişisi ve Levent'in de bu programına katılacağını öğrenince hem kendim hem de seni izleyenler arasında öğrencilerim de var. Ah Onlarla şahane. birlikte seni izlemeye geldik. Onun için hoş geldin diyorum. Hoş bulduk hocam. Zaten heyecanlıydım. Daha da heyecanım arttırdınız böylelikle. Eski bir hocamın beni izliyor olması. Ben de Galatasaray Üniversitesi mezunu olan şanslılardanım. Türkiye'de diye düşünüyorum ve sizden ders aldığım için de ayrı bir şansım var. Teşekkürler sürpriziniz için. Çok güzel oldu. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii yayın sonunda da sizden sorular bekleyeceğiz. Gizem Hanım'ı biraz terletelim sorularımızla çünkü Keyifle dinleyeceğim sizin sohbetinizi. dinleyicilerimizin de muhtemelen soruları olacaktır. Şimdi çok fazla sorum var. Yine böyle bir 14-15 tane soru çıkarttım Gizem Hanım. Ama sorulara başlamadan önce çok kısaca biz sizi tanıyoruz ama şu anda dersi seyredenlere çok kısaca bir kendinizi tanıtırsanız sonra hızlıca sorularıma geçeyim. Tamamdır. Zeynep Gizem Karaman'dan. 2002 Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. 2006 Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2006 senesinde üniversiteden mezun olduktan sonra Fransa'ya master yapmaya gittim. Ve marketing master yaptım. Daha sonra da İvroşe'de staja başladım. 6 aylık bir staja başladım 2006 senesinde ve o günden beri İvroşe'deyim. Dolayısıyla gözlerimi İvroşe'de açtım diyebilirim. Yaklaşık 3,5 sene Fransa'da çalıştıktan sonra o dönemlerde İvroşe Türkiye bir distribütörlüktü ve fakat bütün yönetiminin Fransa tarafından yapılmasına karar vermişti. Dolayısıyla bu İvroşe'nin tekrar işte Fransızlaştırılma projesiyle beraber Türkiye'ye geri dönüş yaptım. O seneden beri de, o sene bilmiyorum hatırlayanlar var mıdır ama işte 12-13 mağazalık küçücük bir yapıydı İbroşe. Çok insanların bilmediği, adını da okuyamadığı, hiç görmediği bir markaydı. O günden bugüne de beraber yol aldığım yöneticimle ve çeşitli çalışma arkadaşlarımla bugün markayı işte 260 mağaza, yaklaşık 60 şehirde Türkiye'de 260 mağazayla olan yapısıyla bizim mono marka perakende kozmetik zinciri dediğimiz şu anda en çok mağazası olan mono marka perakende kozmetik markası Yves Rocher. Ben de orada senin de söylediğin gibi uzun senelerdir çalışıyorum. Pazarlama deneyimim var, data deneyimim var, CRM dijital deneyimim var. Bugün de Chief Marketing Officer olarak çalışıyorum Yves Rocher'in. Evet, çok teşekkür ederim. O zaman hızlıca sorularıma geçeyim. Tamamdır. İşte dijitalden de bahsettin. Zaten kariyeriniz de dijital üzerine. İşletmeler müşterileri için, bu arada bu müşterileri hem dış müşterileri için sorabiliriz veya iç müşterileri için sorabiliriz.
unutulmaz ve çok başarılı dijital deneyimleri nasıl yaratabilirler, nasıl oluşturuyorlar? Şimdi markalar eğer müşterilerine gerçekten akılda kalıcı, çünkü dijital deneyim hepimiz deneyim sunabiliyoruz ama gerçekten akılda kalıcı dijital deneyimler sunmak istiyorlarsa her şeyin başında onların ne istediğini ve nasıl bir davranış sergilediğini çok iyi anlamak zorundalar. Yani müşterinin her adımında işte tam da bu benim istediğim şeydi diyeceği özel deneyimler sunmak lazım. Ancak bunu yapmak tabii ki de kolay değil. Ve sadece pazarlama ya da dijital ekiplerdeki kişilerin tasarladıkları deneyimler çoğunlukla da objektif olmuyor. Yani artık kişilerin kendi tasarladığı, insanların kendi tasarladığının bir tık ötesine geçmemiz gerekiyor. O zaman bunu nasıl yapabiliriz? Bunu tabii ki de elimizdeki teknolojik araçlarla yapabiliriz. Örneğin yapay zeka, veri analizi gibi teknolojileri kullanarak bunu yapabiliriz. Bu tür araçlarla müşterinin, örneğin mesela İbroşe olarak ele aldığımızda bir müşterinin işte geçmişte neler aldığını, hangi ürünlere baktığını analiz ederek onlara özel ürünler sunabiliriz. Tabii bunu yaparken müşteriler farklı platformları tercih ediyorlar. Farklı platformları ziyaret ediyorlar, mağazayı ziyaret ediyorlar ya da web sitesini ziyaret ediyorlar ya da bir mobil uygulamayı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla burada önemli olan bir başka konu da müşteri hangi platformu kullanırsa kullansın, ona kusursuz bir deneyim sunmak için çok kanallı bir yaklaşımı benimsememiz gerekiyor. Bugün baktığınızda perakende sektörünün öncelikleri çok farklı ya da alışkanlıkları çok farklı. İnternet dünyasının, dijital dünyanın alışkanlıkları ve öncelikleri çok farklı. Ama tüketicinin her yerde aynı şeyi buluyor olmasına odaklanmamız gerekiyor. Unutulmaz bir dijital deneyim yaratmak için. Tabii işin sırrı aslında sadece teknolojide değil. Bir de bizim müşterilerle nasıl iletişim kurduğumuzda da yatıyor. Bizim onlardan gelen geri bildirimlere kulak vermemiz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Özellikle de hani ben kozmetik sektöründe olduğum için bunun çok çok daha fazla gerekli olduğunu ve önemli olduğunu anlıyorum. Müşterilere mutlaka seni duyuyoruz ve önemsiyoruz mesajını vermemiz lazım. Ancak böylelikle biz onların deneyimlerini sürekli iyileştirebiliriz. Ve bu süreçte müşterilerin bu isteklerini duyarken de onların bir de geri bildirimlerine hızla yanıt veriyor olmak lazım. Yani geri bildirimler neler? İşte önerileri oluyor, şikayetleri oluyor, memnun kalmadıkları şeyler oluyor. Bunları ciddiye almak, yani gerçekten ciddiye almak kritik önem taşıyor. Bunları ciddiye alırken de işte çeşitli analizler, çeşitli raporlamalar yaparak daha sonra da aksiyonlara dönüştürmek lazım. Yani kısacası unutulmaz dijital deneyim yaratmak diyoruz ya, işte bunun anahtarı müşteriyi önce dinlemek, dinledikten sonra bir anlamak ve o anladığımızdan çıkardığımızda beklentilerini olumlu bir şekilde cevap vermek, bu beklentileri de aslında sürekli aşmak. Yani beklentiyi önceden tahmin etmek de çok önemli. Ancak bu sayede müşterilerimiz aramızda gerçek bir bağ kurabiliriz ve onları markamıza çok daha yakın hissettirebiliriz. Biz mesela Euroş olarak bu müşteri dinleme kısmına gerçekten çok önem veriyoruz. Bizim pandemi ile birlikte oluşan ve o zaman içinde çok büyüyen ve gelişen CMI ekibimiz var. CMI Customer ve Marketing Insight ekibimiz ve departmanımız var. Burada hem markamız hem rekabet özelinde bir kere çok detaylı pazar araştırmaları yapıyoruz. Pazar araştırmaları da sürekli yapıyoruz. Çünkü müşterilerin ihtiyaçları sürekli olarak değişiyor. Farklı markalar pazara gelince, işte ne bileyim, farklı çevresel faktörler olduğunda değişiyor. Dolayısıyla o T anında müşterinin hangi tarz deneyim beklediğini anlamaya çalışmak çok önemli. Bunun için en önemli şeylerden biri pazar araştırması. Bir de tabii müşterimiz var, yani hani bir pazardaki hem bizim hem başkalarının müşterisi, bir de gerçekten bizim müşterimiz var. Yani bizden alışveriş yapan ya da bizde bir deneyim yaşayan müşteriler var. Bunlar için de müşteri iletişim merkezleri var. Bugün hani bir sorun olduğunda hepimiz arıyoruz bir müşteri iletişim merkezini ya da yazıyoruz. Buraya gelen bütün bildirimleri biz İbroş olarak bu ekibimiz tek tek sınıflandırıyorlar. CRM tree'nin altına koyarak bunları sınıflandırıyorlar. İşte bir mesela öneri ya da şikayet geldi, bu bir üründen mi geliyor, kampanyadan mı geliyor, bir mağazadan mı geliyor, bir deneyimden mi geliyor, bunu sınıflandırıyorlar. Bunu kalifiye ediyorlar. İyi mi, kötü mü,
nötr mü vesaire analiz ediyorlar. Ve daha sonra bunu bütün departmanlara aksiyon çıkaracak şekilde raporluyorlar. Ve bunları ilettikten sonra da bu departmanlar bunları alarak bunlardan aksiyonlar çıkarıyor. Dolayısıyla biz İvroş olarak aslında o hani sorunun içerisindeki o unutulmaz dijital deneyimi yaşatmak için sadece dijital olarak bakmıyoruz. Perakende'yi de içine koyuyoruz, ürünü de içine koyuyoruz, kampanyayı da içine koyuyoruz. Çünkü sadece dijitali düşünmek bugün dijital deneyimi gerçekten çok çok daraltır diye düşünüyorum. Evet, çok yani çok geniş bir çerçeveyle toparladınız. Ben tabii siz konuşurken bir sürü not aldım. Kendim de şey yapıyorum, çeşitli notlar alıyorum. Dataya önem verdiğinizden bahsettiniz. Omni Channel experience'ı sunduğunuzdan bahsettiniz. Ve tabii ki iletişim, özellikle müşteri geri bildirimleri dedikten sonra, o cümleyi kurduktan sonra epey bir altında birçok konudan bahsettiniz. İşte beklentilerin tahmin edilmesi, CRM ile ilgili konular, ki CRM ile ilgili birkaç tane şimdi birazdan sorum olacak size. Tabii anladığım kadarıyla bu ilk soruda konu geldi, döndü dolaştı, müşterilere dayandı biraz. Pazarlama ve müşteri iletişimine dayandı. Peki şöyle bir ikinci bir soru sorayım. Pazarlama stratejilerinizi geliştirirken müşteri segmentasyonunun rolü nedir? Müşteri segmentasyonu çok önemli. Yani müşteri segmentasyonu önce nedir? Aslında bir nevi müşterileri işte benzer tercihler, benzer davranışlar ve ihtiyaçlar etrafında toplayıp gruplamak demek. Bunu yapmak bize çok avantaj sağlıyor. Biz bunu yapıyoruz ve bütün markalara çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bu gruplamaları yaptıktan sonra artık bu segmentasyonların yani grupların ne istediğini çok daha iyi biliyoruz. Ve onlara doğrudan tam onların ilgi alanına giren mesajları gönderebiliyoruz. Bu mesajın içinde işte kampanya var, ürün var vesaire. Ve bu durum pazarlama çalışmalarımızın isabet oranını ciddi şekilde arttırıyor. Çünkü artık oklarımızı körü körüne atmıyoruz. Biz direkt işte hedefliyoruz ve hedefi net gördükten sonra o oku atıyoruz. Ve bu segmentasyon aslında sadece pazarlamada değil, yani iletişim çalışmalarında değil, aslında yeni ürün lansmanları olacağı zaman veya yeni hizmetler tasarlarken de bize yol gösteriyor. Yani bir adım daha geriye gidelim. Hani bir şeyi pazarlamak değil ama onun tasarımında da bize çokça yol gösteriyor. Her müşteri grubunun işte belirli özellikleri, belirli ihtiyaçları daha çok önem verdiğini bilmek, sizin pazara sunmakta olduğunuz ürünleri ya da hizmetleri gerçekten ihtiyaç duyduğu ve değer vereceği şekilde şekillendirmenize olanak tanıyor. Yani bu süreçte her bir müşteri grubunu daha derinlemesine anlayıp aslında onlara daha uygun çözümler sunabiliyoruz. Bu segmentasyon sayesinde de bir de tabii kaynaklarımızı da çok daha akıllıca kullanıyoruz. Çünkü artık hangi müşteri grubuna hangi ürünün işte ya da hizmetin ya da kampanyanın daha fazla hitap ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla boşu boşuna da okular atmıyoruz. Gerekli kadar oku atıyoruz ve bu bilgi ışığında hareket ediyoruz. Mesela biz İvroş olarak Türkiye'de aslında ilk kurulduğumuz günden beri, 2000 senesinden beri Türkiye'de varız ve daha bu arada bu CRM data İvroş'un çok şeydir, DNA'sının içerisindedir. Çünkü bütün dünyada böyledir. Çünkü ilk katalogla satıştan başlamıştır aslında. Hani böyle perakende'den değil, katalogla satışta da bu data çok önemlidir. Dolayısıyla Türkiye'de de çok büyük şans ilk kurulduğu günden beri çok değerli bir data birikimi vardı ben de buraya geldiğimde. Yani biz aslında 2000 senesinden beri İşte bir müşterinin mesela Gülçin Hocam müşterimiz olsun. Biz Gülçin Hocamın hangi ürünü, hangi mağazadan, hangi kampanyayla, hangi fiyata aldığını çok iyi biliyoruz. Gülçin Hocanın biz doğum tarihini de biliyoruz. Gülçin Hocanın kadın olduğunu da biliyoruz gibi farklı bilgilerine sahibiz. Dolayısıyla biz bir kampanya tasarlarken bu Gülçin Hoca'ya uygun mu değil mi? Onu da aslında anlayabiliyoruz. Eğer o kampanya ona uygun değilse hiç kaynağımızı ona kullanmıyoruz. Başka kişilere kullanıyoruz. Mesela işte örneğin daha çok cilt bakımı tercih eden müşterilere cilt bakımı yönünde avantajlar sunuyoruz. Ya da eski müşterilerimize, Gülçin Hoca işte çok eski bir müşterimiz olsun.
onu kimi zaman farklı şekilde ödüllendiriyoruz. Az önce doğum tarihini söyledim. İşte doğum gününde özel servisler veriyoruz. Ve biz aynı zamanda Euroş olarak bu da yaklaşık 3-4 senedir yaptığımız bir şey. Bu bilgileri sadece biz CRM data departmanları ya da pazarlama departmanları olarak kendimize saklamıyoruz. Bunu aynı zamanda kasa sistemleriyle bir araya getirdik. Ve siz mağazaya gittiğinizde bugün karşınızdaki uzman sizin işte ne zamandan beri müşteri olduğunuzu, en son neler aldığınızı ve hangi ürünlere de daha farklı cevap verdiğinizi biliyor ve biz onlara aynı zamanda farklı farklı öneriler de sunuyoruz. Dolayısıyla bu bilgilere göre size servis veriliyor. Bir de tabii aynı zamanda biz Euroş olarak işte hem bakım, cilt bakım, vücut bakım, saç bakım, hem koku, kokulu, hem renkli, yani kozmetiğin her kategorisinde var olan bir markayız. Bu tür segmentasyon bizim iletişim kampanyalarımız için de çok önemli. Örneğin bugün televizyonda bir kampanya yapmak gerçekten çok pahalı. Dijitalde yapmak bir tık daha ona göre avantajlı gibi durumlar var. Mesela şimdi bizim herkesin çok severek kullandığı bir karma yağlı ciltler temizleme jelimiz var. Daha çok gençlere hitap eden bir ürün bu. Bunun kampanyasını yapacağımız zaman hedef kitle daha genç olduğu için tüm iletişim yatırım planlarını bu hedef kitleye göre yapıyoruz. Böyle bir de daha fazla dijital mecraları kullanıyoruz. Daha fazla influencer marketing kullanıyoruz. Ama mesela şu anda televizyon izlediğinizde ya da dışarı çıktığınızda outdoor'da göreceğiniz bir anti-aj global yaşlanma karşıtı gece bakım ürünleri var. Sevgili Bergüzel Koleli'nin yüzü olduğu. Bunun kampanyasını çok daha fazla televizyonda yapıyoruz. Çok daha fazla kült dizilerle, yani kült dizi demeyeyim de daha fazla insanların tercih ettiği daha fazla popüler olan dizilerle yapmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla müşteri segmentasyonu bizim için aynı zamanda dediğim gibi hem müşterinin çok daha bize bağlı olmasını sağlamasına yardımcı olmak için hem de aynı zamanda kendi kaynağımızı doğru kullanmamız için gerekli bir nokta. Çok teşekkürler. Yani çok çok dolu şeyler şey yapıyoruz. Çok güzel toparladınız. Çünkü şeylerden de sorular geliyor. YouTube chatten de sorular geliyor. Şimdi tabii bu anladığım kadarıyla çok ciddi bir CRM altyapısıyla mümkün. Keza siz de biraz belirttiniz onu. Ve verdiğiniz örneklerden de hem müşteri sadakati hem de kişiselleştirmeye doğru yavaş yavaş böyle bir yol aldık, kaydık gibi hissediyorum. Onun için şu soruları, iki tane sorum vardı. Onları birleştirerek sorayım. CRM mi, yani Euroşe'nin ve sizin özelinizde CRM anlayışını biraz daha detaylandırabilirsek sevinirim. Ve buradan da şunu sormak istiyorum. Kişiselleştirme müşteri sadakatini ve elde tutmayı nasıl etkiliyor? Hı hı. Şimdi CRM, önce CRM ne? Onu bir açalım isterseniz. CRM işte markaların müşterileriyle ilgili. Öncelikle her türlü bilgiyi toplayıp, her türlü bilgi derken hani onlar için gerekli olan her türlü bilgi, KVKK'da var sonuçta, her türlü bilgiyi toplamaya gerek yok ama onlar için gerekli her türlü bilgiyi toplayıp bunları düzenleyip, burada o çok önemli bu arada. Yani ben CRM'i datayla ayrı düşünemiyorum. Gerçekten data bilimi burada çok önemli oluyor. Bunları düzenleyip bu bilgiler üzerinden de akıllıca adımlar atabilmeleri için işte kullanılan bir teknoloji, strateji ve pazarlama bütünü. Aslında CRM çok geniş. Gerçekten çok geniş. Ve çok game changer, hani oyun değiştirici. Ve biz bu bilgiler sayesinde de müşterilerimizin gerçekten ne istediğini, ne sevdiğini ve az önce söylediğim gibi neye ihtiyaç duyduğunu ve duyacağını, ileriki adımlarda da duyacağını çok daha iyi anlayabiliyoruz. Yani düşünün ki işte her müşteriyle ilgili bu kadar detaylı bilgiye sahip olmak onlara tam da istedikleri gibi davranabilmemizi, hatta bazen onlar daha istemeden ihtiyaçlarını karşılayabilmemizi sağlıyor. Bu ne yapıyor? Müşteri sadakatini ciddi anlamda artırıyor. O yüzden de markalar için bence vazgeçilmez. Çünkü sadakat sonucunda eğer ki size sadık müşteriler varsa sizi almaya devam ediyor. Siz bir şekilde pazarda var olmaya devam edebiliyorsunuz. Ve burada CRM'in sağladığı başka bir şey de sadakati getiren o zaten. İnsanlar kendilerini anlayan, değer veren ve ihtiyaçlarına önem veren
markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Ya bugün baktığınızda sürekli alışveriş yaptığınız markalar, bunlar bir bağ kurduğunuz markalar. Dolayısıyla tüketicilerle aramızda uzun vadeli böyle sağlam ilişkiler kurmamızı sağlayan bir köprü aslında CRM. Ve tabii bunlarla da sınırlı değil. Az önce bahsettiğim müşteri hizmetleri, müşteri iletişimi, bunların da hepsi CRM çatısı altında aslında. Ve yani bu ilişkiyi sağlamlaştırmak için çok önemli bir ihtiyaç. Bunun dışında bir de kişiselleştirmeydi değil mi diğer sorun? Ya kişiselleştirme evet. De aslında... Evet, kişiselleştirme. Kişiselleştirme. Yani o da aslında CRM'i de kullanarak müşterilere öyle bir hissettirmek ki sanki biz her şeyi tam onlar istiyor gibi yapıyoruz. Yani bir ürünü, işte hizmeti, deneyimi tam onların istediklerine, ihtiyaçlarına göre dizayn etmişiz. Ve tabii bu gene markaya sadakati ve bağlılığı sağlamlaştırıyor. Yani mesela düşünün ki kişiselleştirme deyince ne aklımıza geliyor? Hemen işte mağazaya giriyorsunuz ve birisi size tam adınızla hitap ediyor. İşte ne zamandan beri o markadan alışveriş yapıyorsunuz biliyor. En son ne zaman gelmişsiniz biliyor. Örnek veriyorum, en son siz 8-9 ay önce gelmişsiniz ve bir temizleme jeli almışsınız, o bitmiştir. Ya da bir şampuan almışsanız o bitmiştir aslında. Size orada neden gelmediğinizi, o üründen memnun kalmadınız mı acaba, bunları sorabiliyor. Ya da geçmişte aldıklarınızla beraber yeni ürün çıkmışsa, örnek veriyorum siz bir yaşlanma karşıtı ürün kullanıyorsunuz. Çok daha ileri teknolojisi çıkmış. Siz daha önce bunu kullanıyormuşsunuz. Bakın şimdi bu çıkmış. Bunu denemeye ne dersiniz diyor. Eskiden nelere ilgi göstermişsiniz bunu biliyor. Hatta eğer ki siz işte dijital dünya ile, yani online ayak izinizle, ben biraz daha perakendeden bahsediyorum bu arada. Hani çok kanallı bir yaklaşımla davranıyorum. Eğer ki siz aynı zamanda bir perakendeciyseniz ve online'daki ayak izinizi de perakendeye yansıtabiliyorsanız, yani hangi ürünleri ziyaret ettiğinizi, illa alışveriş yapmış olmanız gerekmiyor çünkü ziyaret de bir ilgi alaka gösteriyor. Dolayısıyla onlara göre de bunu gösterebiliyorsanız da ve karşınızdaki insan bunu da biliyorsa, ya da karşınızdaki makine, çünkü hep insandan bahsediyoruz ama siz bunu online'da da yaşıyor olabilirsiniz. Bugün mesela bir takım sitelerde ziyaret ettiğiniz ürünler de karşınıza çıkıyor. Bunlara göre önerilerde bulunuyor. Dolayısıyla bunların hepsi kişiselleştirmeye gidiyor. Hatta işte özel günlerinizi kutlamak vesaire. Bütün bunlar olduğunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tabii ki de değerli ve anlaşılmış hissediyorsunuz. Dolayısıyla kişiselleştirme gerçekten bu sadakati ve bağı kurmaya yardımcı oluyor. Burada tabii önemli olan da, yani geçmişi bilmek çok çok önemli, o anı bilmek çok çok önemli ama ileriyi tahminlemek de çok önemli. Oralarda da işte makine öğrenmeleri, farklı teknolojiler işin içerisine giriyor ve geçmiş deneyiminden ileriki ihtiyacı ne olacak, ileriki beklentisi ne olacak onu tahminleyip kişiselleştirmeyi bir adım öteye de taşıyabiliyorsunuz ve bu aslında markalar için altın değerinde bir strateji oluyor. Doğru. Bu tabii söyledikleriniz sadece satış pazarlama açısından değil, yani firmanın kendi paydaş yönetimi açısından da çok değerli şeyler. Çünkü muhtemelen çalıştığınız çok fazla sayıda dış paydaş vardır diye tahmin ediyorum. Ajanslar, diğer pazarlama hizmetleri veren firmalar vesaire. Bu kadar müşterisini iyi tanıyan ve segmente eden bir firma da bu paydaşları yönetirken çok ciddi anlamda paydaşlarına da değer katıyordur ve işlerini kolaylaştırıyordur diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan bunları desteklemek için de tahmin ediyorum ki o şeyler, personeliniz özellikle, çalışanlarınız herhalde ciddi bir eğitim alıyorlar ki bu datanın müşteriye nasıl aktarılması, nasıl işte iletişiminin geçirilmesi vesaire konusunda oldukça tecrübeliler diye anlıyorum sözlerinizden. Evet. Şöyle yapalım. Böyle sanki şey dediniz ya, hani ok atıyoruz dediniz ya, sanki böyle ok atar gibi bir böyle müşteri odaklı bir stratejinin böyle temel unsurlarını böyle maddeler halinde sayabilir miyiz dinleyicilerimize? Belki bunu da böyle bir quiz sorusu yaparız. Biliyorsunuz
şey de yapıyoruz, quiz de yapıyoruz eğitim programında. Tamamdır o sizden zaman. Sizden bunun bir cevabını alırsak. Şey geliyor, quizin cevapları. Cevapları. Müşteri odaklı stratejinin, ya birincisi tabii ki de her şeyin başında müşteriyi anlamak. Yani her şey müşteriyi derinlemesine anlamakla başlıyor. Hep az önce de söylediklerim, ne istiyor, nasıl davranıyor, neleri tercih ediyor, nelere ilgi gösteriyor. Bunu anlamak için gerçekten kapsamlı araştırmalar yapılmalı. Yani bugün baktığınızda şuna çok düşen şirket markada olduğunu görüyorum. Hep kendi müşterisini anlamaya çalışıyor. Yani kendi müşterinizi anlamak tamam, çok güzel. Zaten yani bütün işte dataları okumak, yani sizde olan data zaten çok değerli bir şey. Yani siz datanız var ve ondan daha sadece ekip maliyetiyle, onun dışında başka bir maliyet olmadan, çünkü diğer türlü pazar araştırması vesaire hani maliyetli şeyler ya, müşterinizi anlayabiliyorsunuz. Ama bir de dışarıdaki müşteriyi anlamak önemli. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Bir kere çok farklı jenerasyonlar geliyor. Siz sürekli kendi müşterinizi anlamaya çalışırsanız bir yerde kaybetmeye başlıyorsunuz. Yani o gemi bir yere kadar gidiyor. Dolayısıyla dışarıdaki yani müşteri olmayanları ya da sürekli müşteri olmayanları, sizi bilmeyenleri bile ya da yeni müşteri olma potansiyeli olacak kişileri, bunları da anlamanız önemli. Dolayısıyla bunun için pazar araştırması yapmanız çok önemli. Kendi müşterinize geldiğinizde de elinizdeki verileri akıllıca analiz etmeniz lazım. Yani bir kere her şeyin başında veri topluyor olmanız lazım bu arada. Yani bugün her türlü markanın artık bu günümüz dünyasında veri topluyor ve bu verilerle İşte satışları, ürünleri, kampanyaları vesaire birleştirip oralardan akıllıca analizler çıkarıyor olması lazım. Bu hem müşterimizin hem müşteri olmayanların hem de potansiyel müşterilerin aslında kalbine giden yol. Yani anlamak, anlayış bence. Birincisi bu. İkincisi, anladık az önce konuştuğumuz için hatırlıyorum. Kişiselleştirme, yani işte CRM'le kişiselleştirme. Onlara özel hazırlanmış teklifler, hizmetler, işte ürünler, yani olan ürünlerin onlara göre olanlarını ön plana çıkarmak, içerikler, bu arada dijital diyoruz çünkü dijitalde içerik de çok önemli, onlara uygun içerikler sunmak, bunlar dediğimiz gibi kişileri kendilerine özel hissettiriyor ve bu onların alışveriş tercihlerine, geçmiş davranışlarına dayanarak da yapıldığı için markayla derin bir bağ kurmasını sağlıyor ve İleriki tercihlerini de etkiliyor. Gidip sürekli oradan alışveriş yapma ihtiyacı duyuyor. Yani bugün sizi çok iyi anlayan bir marka, işte size çok tam böyle hani o ok atılan ürünleri sunan bir marka ya da kampanyaları, gidiyorsunuz sürekli oradan alışveriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu müşteri odaklı stratejinin temel unsurlarından bir tanesi bence. Bir diğeri müşteri deneyimi yönetimi, yani müşteri yolculuğunu akıllı bir şekilde yönetmek. Akıllı bir şekilde yönetmek diyorum çünkü ben çok kanallı bir yapıda olduğum için şeyin zorluklarını çok iyi biliyorum. Özellikle farklı kanallı yapılarda farklı kanaldaki deneyimleri yönetmek biraz bazen zor olabiliyor. Çünkü siz, müşterinizin sizi tek bir marka olarak algılıyor olması için ve her zaman onun isteklerine aynı şekilde cevap veriyor olmanız için aslında her temas noktasında hem tutarlı hem de pürüzsüz bir deneyim yaşatmanız gerekiyor. Bu onların markayla olan her etkileşiminde memnun kalmasını sağlıyor. Eğer bunu yapamıyorsanız herhangi bir kanalda ya da herhangi bir noktada bu o markayla olan bağı zedeliyor tabii ki de. Ve burada müşteri odaklı olamıyorsunuz artık. Bunun dışında az önce bahsettiğim işte müşteri iletişim tarafı önemli. Yani bu müşteri iletişiminde de işte müşteriden gelen bildirimleri toplamak ve bu bildirimlere uygun bir şekilde strateji geliştirip aksiyon almak. Yani bugün müşteriye herhangi bir problem yaşadı, nasıl problem de yaşamasın, size bir geri bildirim vermek istediğinde ona değer verdiğinizi ve onun sesini duyduğunuzu göstermek. Hatta biz bugün customer of voice diyoruz ya, yani voice of customer diyoruz. Yani biz müşterinin sesi diyoruz mesela ekiplerimize. Yani çünkü onlar müşterinin sesini bizim için temsil ediyorlar, müşteri ilişkilerinden ziyade. Onun dışında bir de
Şey söyleyebilirim yani sürekli olarak iyileştirme, sürekli olarak bir kere rekabeti analiz etme. Yani çünkü dediğim gibi hep böyle kendi içinizde kaldığınızda, kendi markanızda, kendi müşterilerinizle bir yerden sonra kayboluyorsunuz. Diğerleri ne yapıyor? Pazarın trendleri neler? Zaten bunu geri bildirimlerden de ya da pazar araştırması yaptığınızda da görüyorsunuz ama bir de rekabete gitmek, rekabete bakmak. Onlar ne yapıyor? Onları analiz etmek. Ve bu bilgilerle aslında hem müşteri deneyimini hem de işte ürün, hizmet kalitemizi sürekli olarak geliştirmek müşteri odaklı stratejinin olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Yani 5 tane mi saydım? Evet, 5 tane Evet. saydım. Evet. Dolayısıyla bunları yaptığımızda bence hem bugün hem gelecekte de rekabet avantajını sağlayarak pazardaki konumumuzu güçlendiriyor oluruz. Ve uzun soluklu ilişkiler kurarız müşterilerle. Şimdi en son beşinci maddede işte rakiplere bakmak, başkalarına bakmak dediniz. Peki böyle birkaç tane örnek verebilir misiniz bize dijital kanallar aracılığıyla başarılı bir şekilde bu müşteri deneyimini gerçekleştiren yani sizin sevdiğiniz, takip ettiğiniz bize takip etmemizi önereceğiniz markalar var mı? Ulusal veya uluslararası. Ben uluslararası markalar daha çok aklıma geliyor. Evet, yani çok beylik markalar belki ama gerçekten takdir edilesi ve hani bazen dünyayı tekrardan keşfetmeye gerek yok bence. Bazı büyük özellikle global şirketlerin yaptıkları, markaların yaptıkları çok analiz edilesi. Ya Amazon zaten hani bu konuda artık şey böyle her şeyin tapında. Özellikle işte kendi öneri motorunu kullanması, müşterilere kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunması, biraz daha Türkiye dışına çıktığınızda gerçekten çok farklı, yani çok deneyimin farklılaştığını ve iyileştiğini görüyorsunuz. Bir de sadece işte burada geçmiş davranışlara göre değil, işte arama trendlerine göre vesairesi ürün öneriyor olması önemli orada. Onun dışında ben Netflix tüketicisiyim. Bence Netflix bu konuda çok gerçekten iyi. Yani ne yapıyor? İşte izleme alışkanlıklarını, tercihlerini analiz ediyor. Kullanıcıları kişiselleştirilmiş dizi ve film önerilerinde bulunuyor. Ve bu yaklaşımla da siz yeni içerikler keşfediyorsunuz. Platformda daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Zaten bu arada bütün aslında bunların yapmaya çalıştığı o yani. O platformda daha fazla zaman geçirin. Çünkü siz platformda daha fazla zaman geçirdiğinizde sonra zaman denen kavram kısıtlı. 24 saatimiz var. Ne kadar çok o alandan, o markaya zaman bırakırsanız rekabete gitmezsiniz. Dolayısıyla herkesin yapmaya çalıştığı da bu. Ya mesela Netflix'te bizim işte 4 arkadaş kullandığımız ortak bir Netflix hesabı var. 4 hesaplı. Mesela ben biraz kafamı dağıtmak istediğimde, kendimi iyi hissetmeye ihtiyacım olduğunda böyle hani çok basit olan filmler ya da diziler izliyorum mesela Friends gibi. Onları kendi hesabımdan izlemiyorum çünkü hani bizde daha böyle öğrenilmiş farklı bir hesap var. İşte daha böyle diziler, filmler vesaire bir tane hesap var. Oradan izliyoruz öyle şeyleri genelde. Dolayısıyla çoğumuz da böyle taktikler kullanıyoruzdur zaten diye düşünüyorum. Dolayısıyla Netflix hakikaten bence bu konuda çok önemli. Spotify da çok kullanıyorum. Spotify da aynı şekilde. Yani bugün baktığınızda zaten bu markaların öne çıkması ve hala bulunuyor olması ve bir şekilde rekabette başkalarının onların öne geçemiyor olması aslında en başta bu dataya sahip olup bu datayı iyi analiz etmelerinden ve buna göre de özelleştirilmiş size listeler, işte öneriler vesaire oluşturmalarından kaynaklanıyor, sadakati arttırıyor. Ve Türkiye'ye gelirsek gene çok beylik olacak ama yani Trendyol bence hani Türkiye'de öncülerden bir tanesi baktığınızda yani hem yapay zeka hem veri analitiği kullanarak alışveriş tercihlerini işte geçmiş alışveriş davranışlarına bakarak kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Müşteri geri bildirimlerini çok ciddi bir kere yorumlar hani yorumlar özellikle işte arama hacimlerini aramaları vesaireleri etkiliyor. Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeye çalışıyor bu arada. Biz de Trendyol'la çalışıyoruz marka olarak. Sadece müşterileri değil aynı zamanda şey müşterileri hani iç müşterilerini de gerçekten hizmet kalitesini iyileştirmek için çalışıyor. Dolayısıyla sadakatimizi kazanıyor.
Valla ben Euroşeyde perakende bir marka olarak beğeniyorum. Yani neden beğeniyorum ve neden yaptıklarımızı önemli buluyorum? Çünkü dediğim gibi bir markanın da hani şansı var 2000 senesinden beri bu kadar datayı elinde bulundurmak. Bunu da ama iyi işliyoruz ve bunlardan iyi aksiyonlar çıkarıyoruz. Burada tabii ekipler çok önemli bence. Çünkü bu konularda yetenekli ve yetkinliği olan kişiler varsa siz ancak bunları yapabilirsiniz. Yani ekip olmadan bunları yapamazsınız. Bugün diğer saydığımız markaların bakıp bir şeyler almak mümkün değil. Ancak oralarda olan şeyleri görüp analiz edip bunu bu şekilde yapabilir miyiz diyebilecek, dediğim gibi yetenek ve yetkinlikte kişiler lazım. Biz bunlara sahip olduğumuz için kendimizi sürekli geliştirebiliyoruz ve aslında yani CRM data anlamından bahsediyorum. Perakendecilerden bir tık fazla farklı olarak ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Evet. Peki az evvel AI'dan bahsettik biraz böyle sanki. Böyle biraz teğet geçtik yapay zekadan. Biraz da tabii ya çok böyle yani illa o odaklı cevap verin diye söylemiyorum ama böyle bir çok konuştuk şeyden, CRM'den, müşteri segmentasyonundan vesaire. 5-10 sene içerisinde müşteri segmentasyonu, CRM, kişiselleştirme ve benzeri bu tip konuların nasıl değişeceğini, nasıl evrileceğini düşünüyorsunuz? Çok önemli. Yani sizin böyle işin içerisinde bir insan olarak görüşünüz oldukça önemli. Biz de bu konularda çok aramızda konuşuyoruz. Ya bir kere önümüzdeki 5-10 yılı düşünmek, müşteri segmentasyonunun nasıl bir yolculuğa çıkacağını düşünmek gerçekten çok heyecan verici. Çünkü teknoloji işte o büyük veri, hani big data analitiğinin sürekli gelişmesiyle beraber işte yapay zeka, machine learning, bu araçlar müşteri segmentasyonu tamamen çok farklı bir seviyeye taşıyacak. Hayal etmesi bile hakikaten çok heyecan verici. Ve bu teknolojiler sayesinde markalar artık İşte anlık olarak, yani o anda, T anında gerçek zamanlı veriye dayanarak çok daha ince ayarlı ve kişiye özel mesela müşteri grupları oluşturabilecekler bence. Yani bu pazarlama stratejilerinin hem de müşteri hizmetlerinin çok daha etkili ve hedeflenmiş olmasını sağlayacak. Yani bugün hayatımıza ChatGPT girdi, hepimiz kullanıyoruz bir şekilde. Gelmeye devam ediyor diğer taraftan. Ben de çok şey yapıyorum, merakla bekliyorum, takipte ediyorum neler oluyor. Ve aslında birden çok konuda bizlere şimdiden yol göstermeye başladı bile. Yani hali hazırda bazı uygulamalar müşterileri ile bazı uygulamalar, bazı markalar müşterileriyle yapay zeka aracılığıyla konuşuyorlar. Yalnız hala bazı konular çok riskli. Yani işte belli bir yere kadar ya da belli konulara kadar yapay zekanın müşterilerle iletişim kurulmasına izin veriliyor şu anda. Bir yerden sonra çünkü manipülasyon da biliyorsunuz hani var yapay zeka taraflarında. Ama zaman içinde bunlar kusursuzlaşacak. Yani internet de hiç çıktığında böyle değildi. Şu gün baktığınızda bugün kaç kişiyle şu an iletişim kurma şansına sahibiz. Ve müşteri iletişiminde yapay zeka tabii ki de önemli bir yer alacak. Biraz daha çılgın şeyler hayal ettiğimizde işte işin içine yeni veri kaynakları girecek. Mesela işte şu IoT, işte nesnelerin interneti, işte giyilebilir teknolojiler. Bunlar müşteri davranışlarını resmen bir bilim kurgu filmine dönüştürecek herhalde. Yani bu cihazlardan gelen detaylı bilgilerle müşterilerin ne istediğini, ne zaman nasıl istediğini anlamak çok daha kolay hale gelecek. İşte evin sıcaklığını ya da buzdolabında işte bir şeyin bitip bitmediğini, son kullanma tarihinden hani direkt sipariş etme gibi, hani böyle çok hayal gibi görünen ama çok yakın zamanda herhalde böyle hayatımıza girecek şeyler var. Bütün bunlar tabii hepimizin, markaların davranış modellerini değiştirecek ve onlara neler sunmamız gerektiği konusunda da çok öngörülü olmamızı gerektirecek. Ama ben bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Hani bu kadar çok veri toplamanın ve işlemenin de getirdiği çok büyük sorumluluklar var. Yani işte müşterinin mahremiyeti ve verisini koruma. İlerleyen yıllarda hani bugün mesela sürekli hayatımıza yeni kanunlar giriyor ya da yeni yönetmelikler giriyor. İlerleyen yıllarda bu daha da bence önem kazanacak ve daha da kısıtlamalar gelecek.
Şirketlerin çok daha dikkatli ve şeffaf olmaları gerekecek. Çünkü tüketiciler daha fazla verileri toplandıkça bir yandan tabii bunun keyfini sürüyorlar. Hani hayatları daha kolaylaşıyor ama bir yandan da ya bugün şey diyoruz mesela hani bir şeyden bahsettiğimizde, bir markadan bahsettiğimizde hemen reklamının çıkması, onunla ilgili içeriğin Evet. karşımıza çıkması. Bir paranoya oluyoruz. Yani bu daha da olmaya devam edecek ve buralarda artık hepimiz benim bilgim nasıl kullanılıyor, nerede kullanılıyor diye daha çok kurcalayacağız ve daha çok söz sahibi olmak isteyeceğiz. Yani aslında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bir yerden sonra aslında müşteriye de kalıyor bu arada izin vermek. Hani datasının ne kadar kullanılmasına ve eğer şirketler etik kurallara ve müşteri mahremiyetine de saygı duymazsa müşterinin güvenini kazanamayacak. Biz her şeyi niye yapıyoruz? Müşterinin güvenini kazanıp sadakati sağlamak için. Dolayısıyla müşteriye buralarda gerçekten onun verisini koruduğumuza ve mahremiyetini koruduğumuza güven vermemiz gerekiyor. Yani bence ileriki zamanlarda hakikaten müşteri segmentasyonu kısmı ya da CRM bunların hepsi çok daha akıllı, dinamik, öngörüsel hale gelecek. Ama işte bunların hepsi de bir şekilde onların ihtiyaçlarını anlayacağız, daha değerli deneyimler sunacağız vesaire. Ama onların da gizliliğine ve müşterilerin tercihlerine, mahremiyetlerine saygı duymak da işimizin bir numaralı önceliği olması gerekecek. Doğru. Tabii bu AI, yapay zeka vesaire konuların haricinde, teknolojinin haricinde bir de hayatımıza özellikle son senelerde çok ciddi anlamda giren bir de sürdürülebilirlik konusu var. Evet. Şimdi siz de tabii netice itibariyle kozmetik ürünler satıyorsunuz. O açıdan baktığınızda yani sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında işletmeler dijital stratejilerinin çevresel hedeflerle uyumlu olmasını nasıl sağlıyorlar veya nasıl sağlayabilirler? Bu bizim çok konuştuğumuz bir konu. Çünkü biz aslında dijital strateji boyutunda değil ama tüketim ve tüketici tarafında çok önemli aksiyonlar alıyoruz İbroş olarak. Zaten İbroş'e biliyorsunuz yani İbroş'e'nin en büyük misyonu dünyada doğadan aldığını doğaya geri vermek. Çünkü İbroş'e bir bitkisel kozmetik markası. Bileşenleri, aktif bileşenleri, ürünlerin bitkiler. Bunların hepsi işte Fransa'da bir köyümüz var. Orada yetiştiriliyor, yapılıyor. Ve süreç tamamen İbroşel'in kendisinde tüketicilere oradan gidiyor. Bugün baktığınızda mağazalara girdiğinizde işte kullanılan mobilyalardan elektriğe vesaireye kadar ürünlerin ambalajından işte mesela bizde artık selofan kullanılmıyor. Hepsi kağıt paketleme ve oldukça az daha paketleme. Dolayısıyla bu bizim çok böyle önemsediğimiz bir konu zaten ve bunu biz dijital tarafta da önemsiyoruz. Ben aynı zamanda IT tarafından da sorumluyum. Biraz daha merkeze bağlandık ama burada IT sorumluluklarım da var ve sürekli olarak işte Fransa ile bunlarla ilgili konuşmalar yapıyoruz. Burada rahatım yani böyle tak 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 söyleyebilirim. Bizim dijital stratejimizde birincisi enerji verimli teknolojiler kullanılması öneriliyor. Yani işte burada ilk adım olarak dijital altyapımızı, işte veri merkezlerimizi daha yeşil, enerji verimli çözümlere geçirmek. Yani bu işte yeşil enerji kaynaklarına ya da enerji tüketimini azaltan, en aza indiren teknolojileri tercih etmekle geliyor. Yani aslında daha az enerji tüketerek daha çok iş yapmanın yollarını aramamız isteniyor. Bu arada bütün Avrupa'da da şu an bu yapılıyor zaten. Enerjiyi azaltarak nasıl daha fazla iş yaparım? Evet. Bunun dışında şey var, yazılım ve uygulama geliştirme sürecinde işte bulut tabanlı hizmetlerin kullanılması zaten var. Gereksiz veri depolamama var. Gereksiz veri işlememe var. Bunlarla beraber aslında çevreye olan yükümüzü hafifletebiliyoruz. Burada da aslında ana fikir daha az kaynaklı, daha fazla iş yapıyor olmak. Çünkü siz ne kadar daha fazla veri toplarsanız çok daha fazla veri toplama yerlerine ihtiyacınız olacak, depolama yerlerine. Dolayısıyla buralarda da aslında yine gerekli olduğu kadarla idare etmek bir şekilde önemli. Onun dışında bu zaten bu arada hani Türkiye'de de buna başladık. İşte daha e-faturalar, daha işte dijital Evet. dergiler
Biraz daha kağıt tüketimini azaltarak işte fiziksel ürünler yerine dijital alternatiflerle değiştirmek. Bunlar önemli. Bunları biz de yapıyoruz. İşte mesela bizim satın alma süreçlerimiz çok daha böyle kağıt üzerinde ilerlerken bir yazılım kullanmaya başlandı ve bu yazılımla beraber artık her şey daha dijital. Dolayısıyla o hani kağıdın kullanıldığı alanları dijitalle çevirmek. Bu da örnek vermem gerekirse İBROŞ'e Türkiye'nin IT'sinin sorumluluklarından ve hedeflerinden bir tanesi. Dijitali kullanarak tüketicinin bilincini artırma var. Yani hani dijital stratejinin içine bunu koymam. Dolayısıyla biz de çeşitli zamanlarda yaptığımız özellikle çevreyi korumak için aldığımız aksiyonları duyurmak için çeşitli dijital platformlar kullanıyoruz. Ve buralarda aslında amacımız hem yaptıklarımızı duyurmak hem de farkındalığı artırmak. Burada da dijital kullanılabilir. Bir de tabii bizim şirketimiz global olarak bunu yapıyor ama veri toplamayı ve veri analitiğini kullanarak işletmeler kendi karbon ayak izlerini hesaplayabiliyorlar ve bunu sürekli olarak analizini yapabiliyorlar. İşte atık yönetimini optimize edebiliyorlar. Yani bu dijitali ve veri bilimini kullanarak da kendilerinin aldıkları çevresel aksiyonları daha çevreci iş modellerini analiz edebiliyorlar. Bütün bunlarla beraber biz işte sadece hem gezegeni korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda daha sorumlu ve daha saygın markalar olarak gene tüketicinin karşısında bir adım önde çıkıyoruz diye düşünüyorum. Evet, birkaç tane daha sorum vardı ama var yani hala epey bir sorum var ama birkaç tanesini eledim gibi. Çünkü özellikle çok teşekkür ederim o kişiselleştirme ve veri gizliliği konusunu çok güzel bir şekilde dengelememiz gerektiğini den bahsettiniz. Onun haricinde şeylerden bahsettik yine bu dijital müşteri deneyimlerinin işletmeler için temel çıkarımlarıyla alakalı konuları bahsettik. CRM'den biraz daha teferruatlı bahsettik. Şimdi biraz şeye gelmek istiyorum. Dijital stratejileri, genel iş stratejilerine firmalar nasıl entegre ediyorlar? Bu soru bence önemli. Şöyle yani şirketler bir kere bence dijital dünyada böyle nasıl işe geçeceklerini planlarken işlerine ve hedeflerine nasıl entegre edeceklerini düşünmeleri gerekiyor. Yani birincisi öncelikle bence hedef. Yani dijital stratejiler acaba şirketin büyük resmiyle yani işte genel hedefleri vizyonuyla birebir tutuyor mu? Aynı hizada mı? Bence bu gerçekten çok önemli. Bunu aynı hizada tutmak lazım. Dijital adımlar şirketin uzun vadeli planlarına destek olmasını sağlıyor. Yani dijital hamleler aslında şirketin genel yönünü destekleyici ve ona hizmet edici nitelikte olmalı. Çünkü bazen başka şirketler ya da başka markalar yapıyor diye bazı şeyleri de yapıldığı duyuluyor, görülüyor ve maalesef böyle projeler çöp oluyor. Hem insan emeği hem kaynak yaratılıyor bunlara ve kaynak ayrılıyor. Dolayısıyla gerçekten hani şirketin vizyonuyla uygun mu değil mi dijital strateji? O çok önemli. Ona uygun stratejiler mi geliştiriliyor? Onun dışında bir de şimdi dijital strateji diye baktığımızda yani bizde öyledir. Hani tek bir departmanın işi değil bu. Bütün şirketi ilgilendiriyor aslında dijital strateji. Çünkü bütün şirketin farklı departmanlarına dokunuyor. Yani satıştan pazarlama, işte müşteri hizmetlerinden finansa kadar eğer bir dijital dönüşüm varsa bu dijital dönüşüm treninde yer alması gerekiyor ve bir sinerji oluşturması gerekiyor. Yani bütünsel yaklaşmak gerekiyor aslında. Çünkü dijital dönüşüm bakıldığında herkesin aslında bir şekilde enerji ve emek vermesini gerektiriyor. Dijital dönüşüm zaten bir de şirketin genel başarısını da arttırıyor ve genel kaynak tüketimini de genelde azaltıyor. Ya başarı artırıyor zaten, ya performans getiriyor ya da bir şekilde kaynak tüketimini azaltıyor. Dolayısıyla bütün herkesin aynı enerjiyle ve istekle yaklaşıyor olması lazım.
kültürel bir dönüşüm gerekiyor. Çünkü yani şirket kültüründe o dijitalleşmeyle ilgili ne kadar benimseniyor bu dijitalleşme? O teknolojiyi benimsemek çok önemli. Yani bugün mesela hadi hop şu CRM aracını alalım ve CRM'e başlayalım dediğinizde işte ekiplerinizi ona hazırlamanız gerekiyor. Onu benimsemeleri gerekiyor. Bir kere mesela bir dijital stratejiyi aldığınızda gerçekten bütün paydaşların da onu seçiyor olması lazım. Yani herkes ona ikna ediyor olmanız lazım. Hani sadece trend diye bir şey seçmiyor olmanız lazım. Bütün onu kullanacak kişileri de o işin içerisine almanız gerekiyor. Ve aynı zamanda da ekiplerin işte yeniliklere açık olması, biraz daha esnek çalışmaya adapte olması. Bu dönüşümün bir parçası aslında. Yani aslında bir zihniyet değişimi, hani kültürel dönüşüm diyoruz, zihniyet değişimi. Birazcık farklı yerden bakmalıyız, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Buradan hemen şeye gidiyorum, ekipler dedim, eğitim, işte yetenekleri geliştirme, yetkinlik kazandırma. Çünkü her yeni dijital araç ya da teknoloji yepyeni bir yenilik herkes için ve ekibin de buna bu hıza ayak uydurabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla dijital becerileri geliştirmek çok çok önemli. Ancak bu eğitimler alınınca ve bu yetkinlikler kazandırılınca strateji başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Bir de bazen bazı şeyler, yine ilk önce söylediğim gibi o stratejik hedefe uyumlu mu değil mi? Bir de veri odaklı karar alma. Yani ben burada şeyin altını çok çizmek istiyorum gerçekten. Hani veriler bize çok şey söylüyor. Dolayısıyla karar verirken duygular yerine ya da istekler yerine ya da hani bu benim vizyonum, buraya gitmeliyiz yerine verilere dayanmak lazım. Yani veri analizi, işte müşteri içgörüleri, pazarda kimler ne yapıyor. Dijital stratejiyi de belirlemekte kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü dijital adımlar sadece parlak fikirler değil. Aynı zamanda somut sonuçları da olmalı onların. Bu somut sonuçlar için de bir şekilde elinizde de kaynak oluyor olması lazım. Bu arada tabii çok güzel söylediniz. Yani sadece dijital stratejiler, bu parlak fikirler vesaire değil. Hem sonuç hem de tabii biraz daha dijital bir tırnak içerisinde dijital bir sebat da gerekiyor. Yani çok ciddi anlamda persistent olmak lazım konuyla alakalı. Bu arada şey söyleyeyim, tabii çok şey konuştuk, veri konuştuk ama sanki biraz şey hissediyorum. Şimdi şeyi soracağım size. Çünkü şeyden bahsettiniz. Dediniz ki dijital stratejiler ve dijitaller, yani tırnak içerisinde dijital işler, yani birkaç kişinin işi değil, herkesin işi. Eğitimdir, farkındalıktır vesaire, bunu kültürel olarak yaymamız gerektiğini veya yaydığınızı da söylüyorsunuz. Şey soracağım, dijital klasik, yani her eğitmen konuğumuza soruyoruz bunu, bir dijital liderin özelliklerini. Şimdi size de soracağım bir dijital lider olarak. Ama ondan önce şöyle de bir yorum da, yani söylediklerinizden şunu da çıkarttığım gibi. Hani her veriyi, her önümüze gelen veriyi toplamaktan ziyade dijital liderler de öyle bir bakış açısına sahip olmalılar ki hangi veriyi toplayacağını da bilen liderlere de ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız? Aynen öyle. Yani bir şey de var. Bugün baktığınızda hem burada legal olarak, yani veri minimizasyonu diye bir gerçek de var. Yani minimizasyon, optimizasyon diyeyim buna. Optimizasyon diye de bir şey de var. Yani gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu bilmek. Çünkü ihtiyacınız ötesinde bir şey yaptığınızda aynı zamanda ekipleri yoruyorsunuz, kaynakları yoruyorsunuz. Evet. Ve hiç kullanılmayacak, zaman kaybediyorsunuz. Kullanılmayacak şeylere gereksiz zamanlar harcıyorsunuz. Ve bunlar işte veri dağları oluşturuyor. Ya bunun işte legal tarafı da var. Yani ihtiyacınız olanın ötesinde bilgi topladığınızda da veri ihlal riskleriniz artıyor. Müşteri gizliliğine olan yaklaşımınız tehlikeye giriyor. Dolayısıyla bence bu noktaya çok önemli ve doğru bir şekilde altını çizdiğinizi düşünüyorum. Her şeyi de toplamak ve her şeyin de analizini yapmak değil. Gerçekten o şirketin neye ihtiyacı olduğunu, işte oralarda da hani kişisel yaklaşımlardan biraz çıkmak gerekiyor. Bence dijital liderlik
sorusunda yani bence insanlık yani kendinizden çıkıp biraz daha her şeyin başında bir ekipleri sormak, ekiplerin yorumlarını almak. Çünkü o verilerle çok daha fazla iletişimde olan ve çok daha fazla verilerle oynayan kişiler ya da pazardaki farklılıkları gören, hani günlük operasyonu yapan kişiler onlar. Dolayısıyla bir şeyleri çok daha farklı görüp farklı fark ediyor olabilirler sizden. Onları dinlemek önemli. Ondan sonra da önce kendi müşterinizi, sonra başka müşterileri, sonra da pazarı. Rekabeti eğer takip etmiyorsanız bir dijital lider olarak zaten çok arkada başlıyorsunuz. Rekabeti takip ediyor olmak Doğru. gerçekten burada çok önemli. Doğru. Bu arada katılımcılarımıza tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yavaş yavaş benim sorularım bitti. Birkaç tane daha belki soru sorabilirim ama şu anda bizi seyredenlerden de yavaş yavaş sorularını alabiliriz. Çünkü yukarıda bazı sorular vardı. Onları mümkün mertebe konsolide edip sormaya çalıştım. Bazı soruları da zaten siz cevapladınız. Onun için katılımcılarımız da şimdiden itibaren sorularını sorabilirler. Onun haricinde Gülçin Hocam hala bizi Tabii ki dinliyoruz. Gülçin dinliyorum. Hocam, Dinliyorum tabii ki Gülçin keyifle. Hocam sizden yorum ve görüş alabilir miyiz rica etsek? Tabii ki ben öncelikle Gizem'i daha evvel Kameramızı da aç. Evet. öncelikle ben Gizem'i daha evvelden de dinleme fırsatı bulmuştum. Sağ olsun dersime katılmıştı ve orada verdiği seminerde özellikle veri analitiği ve pazarlama ile bunun bağlantısını yaklaşık 2-3 yıl evvel çok güzel anlatmıştı ki şu anda da onun biraz da şirkete daha çok entegre edilmesi ve çıktılarıyla da konuşunca çok güzel bağlantıları oluyor. Ben aslında 2-3 tane ana başlıkta soru iletmek istiyorum. Bir tanesi zaten özellikle müşteri deneyiminden bahsediyoruz. Hepimiz söylüyoruz. Ama özellikle Gartner'ın son raporlarında ya da yeni yaklaşımlarda toplam deneyim kavramını vurguluyoruz. Yani evet müşteri odaklılık esas ama aynı zamanda ister istemez tüm paydaşlara da bakmak lazım. Çünkü bugünkü teknoloji her şeyi her şekilde izleme şansı veriyor bize. İvroşe'de toplam deneyim uygulamaları var mı? Ya da genel anlamda bu konudaki sevgili Gizem'in görüşlerini merak ediyorum. Toplam deneyimdeki kastınız herhalde o paydaşlar, işte Evet, çalıştığımız ajanslar evet. vesaire değil mi? Hem Evet, o evet. hem de kendi çalışanlarımız da Kendi işte çalışanlarımızdan. globalden Evet, bahsettin oralardan. Gizemcim. Dolayısıyla oradaki farklı ne diyelim birlikte çalıştığınız taraflarla bölümlerle. Çok çok haklısınız hocam ve bizim de üzerinde durduğumuz bir konu. Bir kere biz her şeyin başında önce çalıştığımız third partilerle, üçüncü şirketlerle ilgili konuşayım. Biz kendilerini hani birlikte çalıştığımız şirket olarak değil, stratejik partner olarak konumlandırıyoruz. Yani bu stratejik partnerlik ne demek? Bir kere hepimiz tabii gizlilik sözleşmeleri vesaire de imzalıyoruz her şeyin başında. Bize her türlü datayı sorabilirler. Yani bizde olan her türlü şey, işte ürünlerimizle alakalı, müşterilerimizle alakalı, kampanyalarımızla alakalı. Çünkü eğer ki bir strateji oluşturacaksak, stratejik partner diyoruz, bunu beraber oluşturmalıyız ve bazen markanın içerisinde olan insanlar ya da pazarlamada çalışan, dijitalde çalışan insanlar zaman geçtikçe dışarıyı görmek konusunda biraz hani o şey kapanmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla sadece önünüzü görebiliyorsunuz ve dışarıya açılmıyorsunuz. O yüzden dışarıdaki kişilerin de bunlar diğer şirketler, beraber çalıştığımız diğer şirketler, onların o dataya bakışları, o yaptığınız aksiyonları, o elinizdeki veriye bakışları çok farklılaşıyor. Dolayısıyla orada onları dinliyor olmak önemli. Bir de onların da sizinle olan deneyimini iyileştirmek önemli. O işte hani beraber çalışma deneyimini iyileştirmek önemli. Dolayısıyla biz burada dediğim gibi stratejik partner olarak konumlandırıyoruz onları. Kendi çalışanlarımız bizim
Bence müşteri deneyiminde, kendi çalışanlarımızın deneyiminde de her zaman dışarıda ne oluyor, ne bitiyor ya birazcık kulak kabartıyor olmamız ve orayı gerçekten çok önceliklendiriyor olmamız. Belki biraz fazla da zaman harcıyoruz doğru olaya ama insanların bakış açılarını çok zenginleştiriyor. Dolayısıyla hep farklı fikirlerle gelen çokça ekip arkadaşımız var ve bu farklı fikirler bizim şirketimizde gerçekten şey bir şekilde dinleniyor. Aa, evet burada bunu yapabiliriz. Hani hiçbir zaman hayır bu böyle bu bunu değiştiremeyiz gibi somut kurallarımız yok. Her zaman yeniliklere açığız. Dolayısıyla bu da bence çalışanların da en azından buna katkısını gerçekten farklılaştırıyor. Global bir firmayız söylediğiniz gibi. Biz bu arada yıllar içerisinde Euroşen ülkeleri içerisinde küçücük bir yerdeyken bugün Fransa'dan sonra ikinci en çok kar getiren ülkeyiz. Euroşen Türkiye olarak. Ve Çok tebrikler. Çok sağ olun. Gerçekten çok önemli bir başarı var. Yani bütün ekibin başarısı bu. Bütün sadece merkez ofiste değil sahada da çok fazla çalışanımız var. Yaklaşık 1000 kişi çalışıyor mağazalarımızda. Dolayısıyla herkesin başarısı. Ve artık şöyle bir noktadayız. Her şeyi bize soruyorlar hocam. Yani diyorlar ki işte şöyle bir ürün tasarlamak istiyoruz. Gelin beraber bakalım. Ve biz o kadar pazar araştırması konusunda onları ikna ettik ki pazar araştırması çok önemlidir. Sadece bizim müşterileri değil dış müşterilere de mutlaka bakmamız gerekiyor diye. Artık neredeyse çıkacak her ürün Türkiye'de test edilmeye başlandı. Her konsept şu yakın zamanda da çeşitli pazar araştırmaları gidiyor. Dolayısıyla bu deneyime katkı. Onlarla beraber aslında bu deneyimi oluşturuyoruz. Tabii orada şu çok farklılaşıyor. Bir Fransız'da bir Türk'ün kozmetiğe bakışı da farklı. Sürdürülebilirliğe bakışı da farklı. Oralarda çok daha gelişmiş maalesef. Dijitale bakışı da çok farklı. Oralarda biz daha gelişmişiz. Hani Fransa'ya göre baktığınızda sizler de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla oralarda tabii ki de hani o localization çok önemli ama her zaman aynı marka ve aynı deneyimi yaşatarak lokalde küçük dokunuşlarla farklılaştırmak önemli oluyor. Aslında çok teşekkürler Gizemciğim. Bu son vurgu çok anlamlıydı. Hani global bir şirketin sırasında yerelliği de, yerele özel stratejileri de uyarlaması gerektiğini çok güzel vurguladın ki dijitalleşmede Türkiye'nin bizim dinamik gençliğimizin birçok konuda öncü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün Avrupa için geçerli bu. Hele Fransa düşününce kesin. Hani o kesin. Sürdürülebilirlikle ilgili de bir sorun var ama bilmiyorum zamanı aşıyor muyum Levent'ciğim? Hocam buyurun lütfen. Ha, peki. Şimdi çok güzel bir şekilde enerji kullanımında minimum enerji kullanımından bahsettik vesaire. Zaten doğal ürünlerden bahsettik. Hani dolayısıyla hani şirketin kendi kuruluştaki amacında zaten bunlar var. Son dönemlerde çok gündemde olan bu döngüsel ekonomi, döngüsel yaşam konusu var. Dolayısıyla hani sistemde hiç atık olmasın, geriye döngü olsun vesaire, minimum atık olsun. Mümkünse süreç içerisinde bir şekilde o çevreyi koruma ama sadece çevre olarak da ben tanımlamıyorum. Ben sürdürülebilirliği de hep biz doğal olarak çevre vurgusuyla gidiyoruz ama sosyal sürdürülebilirlik olsun, ekonomik sürdürülebilirlik olsun. Yani sonuçta diğerlerini yapabilmeniz için de ekonomik bir destekle yola çıkmanız lazım. Dolayısıyla İvroşe'nin genel anlamda bu sürdürülebilirlikle ilgili desteğiyle birlikte genel sizin değerlendirdiğiniz, hani Türkiye biraz daha geride vesaire dedik ama bu döngüselliğe bakış açısı ne? Ve genel anlamda buralarda neler daha yapılabilir? Hem kozmetik sektörü özelinde konuşabilirsiniz ama Yves Rocher özelinde de tabii olabilir. Hocam çok farklı, yani çok güzel bir soru. Benim bunca senedir Yves Rocher'de çalışmamın en önemli nedenlerinden bir tanesi aslında Yves Rocher'in bu noktası. Çünkü bir de biliyorsunuz greenwashing diye bir konumuz var. Maalesef. Ben de maalesef. Evet. Yani yapmış olmak için yapmak. İşte insanlar buna hassasiyet gösteriyor diye bunun iletişimini yapmak. Bütün markaların, şirketlerin yılda bir tane sosyal sorumluluk projesi var. Bu da gitgide çevreyle ilgili olmaya başladı. Çünkü bu noktada farkındalık artmaya başladı. Ben tabii buraya hani Euroşen'in şeyini yapmaya gelmedim, iletişimini yapmaya ama yani bu kadar senedir çalışıyor olmamın bir nedeni de gerçek bir marka olması ve gerçekten doğaya, doğadan aldığını doğaya vermeyi benimsemiş bir marka olması.
Buralarda çok fazla aksiyon alınıyor. Yani bugün baktığınızda bizim işte OKR'larımız var, Objective Key Result'lar. Yani bu sene elde etmek istediğimiz hedeflerimiz, her sene farklılaşıyor bunlar. Ve inanın işte 4 tane hedef var, ana hedef. İşte karlılık oluyor, büyüme oluyor vesaire oluyor. Bir tanesi de her zaman sürdürülebilirlik oluyor. Yani bu hiçbir zaman vazgeçmediğimiz bir nokta. Hatta bazen bazı şeyleri biz böyle daha böyle kar zarar tablomuz güzel gözüksün diye farklılaştırmaya çalışsak da üst yönetimde hayır, biz paraya değil, biz gerçekten bunun çevreye olan etkisine fokuslanalım gibi cevaplar alıyoruz. Ya kozmetik sektör, kozmetik özelinde söylemem gerekirse, çünkü o en iyi bildiğim alan artık. Yani bu katı kozmetikler sürdürülebilirlik alanında çok öne çıkmaya başladılar. Bizim de İbroş olarak gitgide daha fazla katı kozmetiklerimiz oluyor. Bu katı kozmetikler neler? İşte hiçbir şekilde plastik paketlemesi olmayan ürünler, sadece karton ambalajları var ve kendi içlerinde çok daha fazla su bulunduruyorlar ve çok daha uzun süre kullanılıyorlar. Dolayısıyla atık olarak da sadece karton ambalaj, sürdürülebilir ormanlardan elde edilen geri dönüşümlü ambalajlar. Hani aldığınızda neredeyse sıfır atık gibi kullanıyorsunuz. Bizim şu anda işte şampuanlarımız var, yüz temizleme jelimiz var, yavaşça diğer ürünler de gelecek. Ve fakat Türkiye henüz buna hazır değil. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Türkiye henüz buralara gitmeye hazır değil. Bugün işte Kuzey Avrupa'ya vesaire baktığınızda çok daha ilgi çeken ürünler. Ve fakat başka şeyler de var. Yani hani bizim Yves Rocher'in oğlu Jacques Rocher. Bizim bir de Yves Rocher vakfımız var. Çok gerçek ve çok güzel aksiyonlar alan bir vakıf. En büyük projelerinden bir tanesi de 100 milyon ağaç dikmekti. Dünyaya, farklı farklı ülkelere. O şimdi aştı, 130 milyonları aştı. Jacques Rocher bir gün Türkiye'ye geldi ve biz de işte bu projeyle ilgili röportaj yapmak istedik Ayşarman'la. Ayşarman sordu, ya dedi, siz dedi hani Yves Rocher'siniz, Yves Rocher'in oğlusunuz sonuçta. Niye dedi bu kadar zenginliğin ve bu kadar rahatlığın içinde böyle bir amaç uğruna işte ülkeleri geziyorsunuz, bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyorsunuz vesaire. Jacques Rocher şey dedi, bunu bir hikayeyle anlatmak istiyorum dedi. İşte minicik bir kuş dedi bir orman yangınında gidiyormuş, dereden su alıyormuş, yangına döküyormuş, gidiyormuş alıyormuş, yangına döküyormuş. Diğer hayvanlar sormuşlar, sen küçücük bir kuşsun, gagandaki suyla ne yapabilirsin ki? O da ben yapmazsam, sen yapmazsan kim bu yangını söndürecek demiş. Dolayısıyla bu noktada da Yves Rocher'in aldığı çok aksiyonlar var. Henüz Türkiye buna hazır değil ama işte bizim mesela katı kozmetiğe hazır değil ama bizim normal temizleme jellerinin içerisinde bitkisel temizleyici ajanlar var. Bugün siz yüzünüzü yıkadığınızda hani suya karışıyor ve daha sonra denizlere, okyanuslara giden sular var ya, normal şartlarda kullandığınız şampuanlarda, deterjanlarda ya da temizleme jellerinde genelde kimyasal temizleyici ajanlar var. İbroş olarak biz bitkisel temizleyici ajanları tercih ediyoruz. Dolayısıyla doğaya zarar vermiyor bunlar. Yani böyle küçük küçük adımlar var aslında. Şimdi hepsinin detayına girmek istemiyorum. Bir gün bana 3 saat verirseniz susmadan anlatabilirim bunların hepsini. Ama sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli. Artık az önce de konuştuk, dijitalde de önemli. Yani her noktada çok çok önemli. Çünkü dünya bir tane ve maalesef gitgide daha yaşanmaz hale geliyor. Hepimizin minik aksiyonlar alması çok fazla şeyi değiştirebiliyor. Onun farkındalığını kazanmak çok önemli. Çok teşekkürler. Bir son sorum daha var Gizemciğim. O da teknoloji konusunda. Aslında şimdi çok güzel bir şekilde dijital dönüşüm ya da dijitalle ilgili o strateji ya da dijital liderlikle ilgili çok güzel ana başlıkları vurguladın. Biz biliyoruz ki Türkiye'de gerçekten gençlerimiz çok yaratıcı, çok problem çözücü, gerçekten kendilerini iyi yetiştirmek için çaba harcıyorlar vesaire. Fakat aynı zamanda da bizim nesile göre sizler zaten farklıydınız. Çok daha başka yönelimleriniz vardı. Şimdi genç neslinde ciddi anlamda öncelikleri değişti. Bunları saygıyla izliyoruz. Üniversitede olduğum için gerçekten öğrencilerimle yaptıklarıyla gurur duyuyorum, sizlerle olduğu gibi. Ama aynı zamanda da bir sorgulamayı getiriyor. Gelecekte ne olacak? Yani şimdi bu yapay zeka diyoruz, teknolojiler diyoruz vesaire. Ama gelecekte özellikle neyi
neyi bekliyoruz? Sorgulama. Şimdi farklı sektörlere etkisi farklı olacak, o ayrı bir şey ama özellikle bununla ilgili mesela genelde arkadaşlar serbest çalışmak istiyorlar. Bir şirkette, bir kurumda bağlanmaktansa proje bazlı çalışmak istiyorlar vesaire. Dolayısıyla bu aynı zamanda şirketler için bir tehlikeyi de oluşturuyor. Hani çalışan bağlılığı vesaire derken hani onları da, o çalışan deneyiminde bir vurgu da o tarafa da gidiyor. Dolayısıyla bu dijital dönüşümü bir de özellikle çalışan perspektifinden değerlendirirsek neler söyleyebiliriz? Şimdi hocam çok haklısınız bu arada. Bizde, yani bizde çalışan firma tarafından baktığınızda gerçekten biraz hayaller farklılaşabiliyor. Özellikle genç arkadaşlarımızda. Çok güzel hayallerinin peşinden gidip çok güzel başarılara imza atanlar da olabiliyor. Ama hüsrana uğrayanlar da olabiliyor. Yani şimdi bir kere her şeyin başında ben genel olarak aslında şu noktadan bakıyorum. Her şey günün sonunda insan için. Yani insan için derken de bir müşteri için, bir tüketici için. Ne olursa olsun, öncelikle hayalden ve vizyondan önce tüketicinin ihtiyacına iniyor olmamız lazım. Yani bir hedef kendimize şunu yapacağımdan önce neye ihtiyaç var? O neye ihtiyaç varı bulmak için de aslında bir şekilde bence herkesin bir şirket deneyiminin olması gerekiyor ki hali hazırda, yani kurulmuş bir ortam var zaten ya da bir şekilde işte müşterilerin geri bildirimlerinin alındığı, işte kullanıcı testlerinin olduğu, bu arada İbroşe gibi bir kozmetik firması değil, bir yazılım şirketi de olabilir, sadece gerçekten kullanıcı testleriyle test edilmiş, işte donanmış bir tasarım sürecinin olduğu, bir müşteri deneyiminin olduğu, bir müşteri ihtiyaçlarını hissedebildiği bir yer. Ya bu bir kafe de olabilir bu arada, bir yazılım şirketi de olabilir. Sadece gerçekten ürün, hizmet, müşteri, bir dünyada neler oluyor, bu ekonominin içinde ne oluyor, bunu bence keşfetmeleri gerçekten çok önemli. Çünkü ancak o şekilde empati kurabilirler. Yani bugün siz iş şirketlerde başarılı bir profil olmanın en önemli kuralı bence empati kurma. Sizin az önce söylediğiniz bütün o müşteri deneyiminin, yani deneyimin içerisindeki insanlarla, hem müşterinizle, hem çalışanınızla, hem beraber çalıştığınız, yola çıktığınız ajansla, hem globalde, o empatiyi kurabilmek için de tek başınıza çalışmaktan ziyade ekip çalışması çok daha farklı vizyonlar açıyor. Yani çünkü işte çözümler üretiyorsunuz ekipçe, çözümlere farklı yaklaşan insanların nasıl çözümlere yaklaştığını görüyorsunuz, düşünme sistemlerini keşfediyorsunuz ve başkalarıyla çalışmak her zaman gerçekten çok zenginleştiriyor diye düşünüyorum. İşte kişiselleştirmeden konuştuk. Bunları da görmek için sadece derslerde o veri analitiği vesaire onlar yetmiyor. Gerçekten, çünkü bazen öyle durumlar yaşıyorsunuz ki, biz mesela çok yakın zamanda çok büyük bir IT geçişi yaptık. Bütün kasa sistemimizi, arkadaki ERP'yi, her şeyi değiştirdik. Ya inanın hiç tahmin etmeyeceğimiz problemlerle karşılaştık. Onları çözdük. Dataların mesela, hani data diyoruz ama kirli data o kadar tehlikeli bir şey ki, yani data temizliği, hani sağlıklı data, onu gerçekten doğru bir şekilde sınıflandırmak, doğru bir şekilde analiz etmek. Ben bunların çok böyle şeyde olabileceğine inanmıyorum. Sadece eğitimlerle olabileceğine inanmıyorum. Bunların hepsi deneyimlerle bence farklı şeyler görüyorsunuz ve farklı şeyler tasarlanıyor. Ya bir de beni hayatta, ben kişisel olarak son yorumumda bu, beni hayatta en çok geliştiren şey aldığım geri bildirimler oldu. Ben böyle iyileştim. Bu hem işte arkadaşlarım, çevrem, ilişkide olduğum insanlar ama aynı zamanda yöneticilerim, beraber çalıştığım insanlar. Dolayısıyla sizinle beraber çalışan kişilerin seslerini duymak, onların geri bildirimlerini toplamak ve onları düşünmek ve bu feedbacklere göre kendinizi geliştirmek bence çok değerli bir şey. O yüzden ben genelde, en azından hani zaten bizim okulumuzda stajlar var. Buralarda bunları deneyimleyebiliyorlar ama bence bir şirkete bir ayak basıp bir görmek gerçekten güzel bir deneyim olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hemen böyle maceraya atılmadan genç arkadaşlara bunu öneririm çok gönülden.
Çok teşekkür ediyorum Gizemcim. Seni dinlemekten çok mutluluk duydum. Leventçim, beni davet ettiğin için de sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Lütfen şey yapmayın, ayrılmayın yayından. Tabii bazı sorular var katılımcılarımızdan ama satır aralarında aslında cevapladınız. Biraz böyle yavaş yavaş şeyler var. Bazı detay ve özel sorular var. İşte Yivroşen'in pazar payıdır vesaire filan. O tip soruları yöneltmiyorum size. Çok bir kere eğitim açısından çok toparlayıcı. Hem dijital stratejiler açısından, dijital pazarlama açısından çok toparlayıcı ve çok zengin bir session oldu, oturum oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla da şimdi 1 saat 20 dakikadan beri kesintisiz Gizem Hanım'ı yoruyoruz. Çok da Yok, uzatmak estağfurullah. istemiyorum. Tüm katılımcılarımızdan da izin isteyerek bu akşam aramızda olan İvroşe pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı CMO Zeynep Gizem Ülkmez kahramana çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu akşam bizi de yalnız bırakmadı. Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı sevgili Sayın Profesör Doktor Gülçin Büyükozkan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle bu akşamlık bitirelim. Çarşamba günü yine dersimizde.